Çağımız teknoloji çağı. Evet. Sizin bu alandaki yeni gelişmeler, mutlaka yeni bir teknolojik anlamda gelişmeler vardır. Biraz dinleyebilir miyim sizi? Burada bizim tabii cerrahi açısından demin bahsettim onkoplastik meme cerrahisi. O konuda çok ilerlemeler oldu. Eskiden demin söylediğiniz hastamız memesini alınacağından korkarken şimdi bu silikon bazlı protezlerin de çıkmasıyla beraber çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Tabii radyolojide çok iyi sonuçlar var. Kontrastlı mamografiler, işte bazen ultrason içinde biyopsiler, bunlar muazzam bir şekilde tam doğru yere doğru zamanda biyopsiler yapılabiliyor. MR'da çok büyük gelişmeler var. Artık neredeyse biyopsi yapmadan şu tümördür diyebiliyoruz bu radyolojideki gelişmeler sayesinde. Anladım hocam. Şimdi erkekleri konuşalım biraz. Erkekler meme kanserine yakalanabilir mi? Evet. Toplum olarak aslında yok, niye yakalansın ki? Hani onun memesi mi var? Şeklinde bir yaklaşım var. Yani bunun doğru olmadığını biliyoruz. Erkeklerdeki meme kanseri tablosu nasıl sizin Şimdi tarafta? 100 kadın meme kanserine karşılık bir tane erkek meme kanserine rastlıyoruz. Tabii bunun da çeşitli sebepleri var. Birincisi ailesel bir yatkınlık olabilir. Angelina Jolie'yi biliyorsunuz, BRCA pozitif denilen geninde bir mutasyon var. O hasta grubunda erkeklerde meme kanseri olabiliyor. İşte östrojene sirozlu hastalarda belki. Östrojene bağımlı ve tümör olduğu için Klinefelter sendromunda erkek meme kanseri gelişebilir. Erkek meme kanseri biraz daha ileri evrede yakalanıyor. Bunun sebebi ise kadınlarda tarama programımız var. 40 yaşından sonra hepsine mamografi çekiyoruz ama erkeklerimize 40 yaşından sonra mamografi çekmiyoruz. Ne zaman az erkekler muayene geliyor? Ya meme başında kanlı bir akıntı ya da meme başında bir değişiklik, şekil bozukluğu olduğu zaman. O yüzden de ileri aşamalarda geliyor. Tedavide kadınlara yapılan tedaviyle hemen hemen aynı. O bölge alınıyor. Çıkan patoloji sonucuna göre bir kemoterapi tedavi gerekebiliyor. Biraz daha agresif seyredebiliyor. Bunun sebebi işte daha ileri aşamalarda gelmesinden dolayı. Rutin tarama olmadığı için. Tam üstüne Mehmet Evet. Poyraz Bey bir soru sormuş da ama sanırım Mehmet Bey sorunuzun cevabını aldınız. Sadece şey demiş, 60 yaşındayım, kalp hastasıyım. Sol bölge mememde bir şişik hissediyorum demiş. Ama kalp hastası olmadan önce de vardı demiş. Bir ultrason yapmasını öneriyoruz. Eğer ele gelen bir şey varsa meme başında özellikle pullanma varsa o kıllı bölgeyi de tıraş etmesini öneriyoruz. Bir muayene olup gereğinde bir meme ultrasonuyla bakılabilir. Bir de 60 yaşında erkeklerde jinekomasti denen, senin jinekomasti denen her iki memenin büyümesi olabilir. Belki öyle de olabilir. Bir muayene olup bir ultrasonla çözülebileceğini düşünüyorum. Hocam böyle çok garip bir vakanız oldu mu ya? Ne gibi? Ya bu işte hekimlik hayatınızda işte atıyorum hamile bir kadın geldi mi size işte süt veriyor esnada Evet. kansere yakalandı gibi ne bileyim ben şu anda Gebelik, attım. gebelikte meme kanseri rastlanıyor. Özel bir durum o da. Hemen hemen %1. O da hemen hemen %1. Meme kanseri tüm kadınların %1'inde görülüyor. O tabi biraz daha hızlı ve büyük olabiliyor. Sebebi ise zaten hormonal durumlardan dolayı memesinde bir büyüme oluyor. Büyüme olup memesinde yoğunlaştığı için süt birikimine bağlı olarak kitlenin ele gelmesi çok zor oluyor. Onlar da genelde ileri aşamada geliyor. Tabi onun şanssızlığı bir de gebelik olduğu için Evet, mamografi çektiremiyor değil mi? mamografi şeklinde mi? Ultrasonda ama görülebilir. Biyopsi de adı konulabilir. Eğer ilk zamandaysa, gebenin ilk zamanıysa, yani diyelim belki 4. 5. haftadaysa veya 2. aydaysa gebelik Gebeliği istiyorsa sonlandırabilir. sonlandırılabilir. Yok sonlandırmam diyorsa neogenez dedim, yani organların yapımı tamamlandıktan sonra ameliyat değil de önce kemoterapiyle başlıyoruz bu hastalara. Kemoterapi bitiminden sonra doğumla beraber, genelde hemen hemen 6 ay sürdüğü için kemoterapide, doğumla beraber ameliyatını da yapıyoruz. Hocam size son sorumu soruyorum. Meme kanserinden koruma ve erken tanı için önerilerinizi dinlemek istiyorum. Bütün kadın arkadaşlarım şu anda sizi dinliyor. Evet. Şimdi tabii Erkekler de dinliyor bu arada. korunma bazı şeyler ne yaparsanız yapın sizin vücudunuzla ilgili, genlerinizle ilgili bazı şeyleri engellememiz zor ama belki uzatabiliriz. Birincisi kilo almamak lazım. Kadınlar için konuşuyorum. Kilo almamak lazım. İkincisi bu özellikle hazır paketlenmiş gıdalardan, kolesterol yüksek olan gıdalardan uzak durmak lazım. Radyasyondan uzak durmak lazım. Sigara her kötülüğün anası, sigaradan uzak durmak lazım. Bunlar risk faktörleri. İkincisi de kadınlarımızın korkmadan, bilinçli bir şekilde
her ay günde bir 5 dakika, her ay günde bir defa olmak üzere 5 dakika kendi kendini muayene edip şüpheli bir şey rastlıyorsa veya korktu bir şey varsa mutlaka doktoruna başvurup erken safhada bunun yakalanmasını öneriyoruz. Bu sayede birinci evrede yakalanması durumunda hastamız %90-95 bu hastalığı atlatacaktır. Hocam şimdi bir arkadaşım yazmış. Demiş ki, hoca başta dedi ki silikon yaptıran kişilerin de yakalanma riski yüksek. Ne yapacağız şimdi? Gidip çıkarttıracak mıyız? Zaten o kadar çile çektik. Yok, silikon siz dediniz de kullandığı sütyene bağlı olabilir mi diye. Ben dedim ki kullandığı, dışarıdan kullandığı malzeme pek yapmaz. Ha, okey. Yanlış anlamışsın arkadaşım. Ama kullanılan silikonlar, bazı markalar hani. Bir tane vardı örneğin geçen 2 sene önce. İsmini vermeyeceğim bir markanın lenfoma yaptığı söylendi ve o yüzden tüm protezler toplatıldı. Bir dakika, iç çamaşırındaki, okey, tamam. Evet. Şey anlamında söylüyorsunuz, cerrahi evet, silikondan bahsediyorsunuz. Evet, cerrahi silikondan bahsediyorsunuz. Bir de bazı tabiri caizse merdiven altı yerlerde... Şimdi onu söyleyecektim, merdiven altı yerlerde gidip... Silikon enjekte edip hastayı perişan eden bir sürü görüntü ve hastalık yapan bir sürü şey var. Onlardan bahsedeyim, yoksa düzgün yerlerde, düzgün bir marka eşliğinde yapılan silikonlarda... O risk minimal derecede. Yani bunu keyfi olarak silikonun, da yapmasınlar değil mi hocam? Her silikonun bir riski var. Silikon meme kanseri yapmaz diyenler, yani o konuda onu diyemem. Ama kaliteli markalar var, vatandaşın bildiği, işte herkesin öğrenebileceği markalarda o düzey minimal. Gerekiyorsa kullanacaksınız, ne yapacaksınız? Yani? Evet. Yazmış, ne yapalım şimdi, gidip çıkartalım mı? Zaten 15 gün yattık bu operasyon. Yok, çıkarmalarını değil. Takip edilecek. Normal vatandaş nasıl yapıyorsa senede bir. Ona belki bir meme MR'da eklenerek şüpheli bir şey varsa o zaman erken zamanda müdahale edilecek. Ve herkes gidip yaptırmasın değil mi hocam? Gerçekten ihtiyaç duyan, hakikaten deformasyon. Yani güzellik tabii kişiye özel. Hani o yapsın bu yapmasından daha çok eğer kendini iyi hissedecekse yapsın her ne diyebilirsiniz ki. Yani sonuçta her protez takılan meme kanseri olacak diye bir şey, yanlış mesaj vermek istemiyorum. Her protezde meme kanseri rastlanacak diye bir şey yok. Ben kendim içini boşaltıp kendim protez koyuyorum zaten. Öyle bir şey yok. Ama sadece merdiven altı işte kaliteli olmayanlarda sıkıntı olabilir diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önemli bir ay dedik. Son olarak kadınlara tekraren iletmek adına ne yapmaları gerektiğini, başında konuştuğumuzu tekrar sonunda da iletmiş olalım lütfen kameraya bakarak. Evet. Sizi can kulağıyla dinliyorlar eminim. Yani kadınlarımızdan şunu rica ediyorum. Korkmasınlar, ertelemesinler. Mutlaka ayda bir kendilerini muayene etsinler ve senede bir rutin kontroller dediğimiz mamografi ultrasonunu mutlaka yaptırsınlar. Ve yani meme kanseri olsa bile yine korkmasınlar. Uygun tedavi yapılması durumunda %90-95 oranında bu hastalıktan kurtulacaklar. Hepsine güzel bir hayat diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Umarım hiçbirimiz yaşamayız böyle bir durumu. Allah korusun, yaşarsak da erken tanıyla evet. İnşallah hemen size gelelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum size. İnşallah sağ olun. Yeni bir programda yeniden bir araya geleceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.